İtiraf edelim, herkes dünyanın en ünlülerinin yerinde olmak ister. Sınırsız lüks hayat, inanılmaz yetenek ve tabii ki tüm gözlerin üstünüzde olduğu inanılmaz bir şöhret. Futbol ise en popüler spor dallarından biri. Futbol sayesinde pek çok futbolcu aşırı lüks bir hayata kavuştu. Kimisi ise derme çatma bir evde büyüdü. Şimdilerde ise ihtişamlı hayatları ile her gün konuşulanların başında yer alıyorlar. Bunlar her ne kadar iyi yanları olsa da ünlü olmanın bir bedeli yok değil. Özellikle çok ünlü biriyseniz sıradan insanlar gibi bir kafeye gitmek ya da özgürce alışveriş yapmak adeta işkence gibi gelir. Bu videoda garip bir şekilde gizlenmiş ve daha sonrasında ortaya çıkan ünlüleri derledik. İnsanların verdiği tepkiye bakınca onların yerinde olmadığınıza şükredebilirsiniz. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Ronaldinho. Efsane futbolcu normalde görseydik kim şaşırmazdı ki? Bir döneme damga vuran Ronaldinho halen de popülerliğini koruyor. Özel bir şaka için karşımıza çıkan Ronaldinho'yu burada polis kılığında görüyoruz. Gençlere meydan okuyan efsane futbolcu yaptığı inanılmaz hareketlerle orada bulunan gençleri etkilemeyi başarıyor. Tabii onun Ronaldinho olduğunu asla bilmezlerdi. Daha sonra Ronaldinho ortaya çıkınca deyim yerindeyse kıyamet kopuyor. Orada bulunan herkes hemen Ronaldinho'nun etrafına işte böyle toplanıyor. Hadi aç tut abi, şöyle aç Ronaldo. Ronaldo da şüphesiz hepimizin sevdiği futbolcuların başında yer alıyor. O da bazen fazla özgür olmadığı için şikayetçi olsa da bu duruma artık alıştığını belirtmişti. Ronaldo bu kez orta yaşlı biri olarak karşımıza çıkıyor. Bir şaka için yapılan bu hazırlıklar sonucunda Ronaldo daha rahat bir şekilde sokağa çıkıyor. Cristiano Ronaldo kılık değiştirerek Madrid sokaklarında insanlarla top oynadı. Ronaldo olduğunu bilmedikleri için pek çoğu insana hiç kimse oralı bile olmadı. Tek başına top oynadığı için deli gözüyle bakanlar bile oldu. Ronaldo maskesini çıkardığı anda tüm insanlar hemen tanımaya başladı. Bir anda Ronaldo'nun etrafını onlarca insan sardı. Adel. Adel'in sesinin çok özel olduğunu hayranları çok iyi bilir. Piyasayı sallaması ile bilinen Adel, 2015 yılında kendisini taklit edenlerin katıldığı bir seçmeye başkası kılığında katıldı. Şakanın senaryosuna göre Adel'e benzeyen şarkıcılar arasında bir seçme yapılıyor ve Adel de plastik makyajla Jenny isimli bir genç kız olarak seçmeye katılıyor. Seçmelerde heyecanını yenmeye çalışan Jenny isimli bir kızı oynayan Adel sonunda heyecanını yeniyor ve muhteşem bir performansa imza atıyor. Orada bulunan yarışmacılar ise gerçeği öğrendiğinde hayatının en büyük şokunu yaşamış oldular. Justin Bieber. Her ne kadar nefret edilenin çok olsa da Justin Bieber'ın dünyada milyonlarca hayranı var. Genç şarkıcı küçük yaşta başladığı kariyeriyle kısa süre içinde zirveye ulaşmayı başarmıştır. Ona adeta ölümüne hayran olan genç kızlar ise onu rüyalarında bile gördüklerini söylüyor. Bu sefer kılık değiştiren Justin Bieber oluyor. Güvenlik görevlisi olan Justin Bieber kızlara olabildiğince küçük çaplı şakalar yapıyor. Tabii bazıları Justin Bieber olduğunu bilmediği için hiç pas vermiyor. Daha sonra Ellen Show'da yayınlanan bu görüntüler herkesi ve özellikle şakaya mağdur olan kızları şok etmişti. Arnold Schwarzenegger, dünyaca ünlü sporcu, bir dönemin efsanesi. Terminator filmiyle tanıdığımız ünlü vücut geliştirme sporcusu Arnold Schwarzenegger, çocukluğumuzun en büyük kahramanlarından. Çok disiplinli biri olarak bilinen ünlü oyuncu, Terminator seven hayranlarına özel bir şaka yapmayı kabul ediyor.
Balmumu kılığına giren ünlü oyuncuyu herkes çok gerçekçi buldu. Öyle ki onunla daha çok fotoğraf çektirmek isteyen oldu. Ancak ünlü oyuncu bir anda hareket edince hayranları hem korktu hem de şaşkınlıklarını gizleyemediler. Ünlü oyuncu tek şakası bu değil. Spor salonunda sürekli takınmayı seven Arnold bu sefer orada bulunanlara şaka yapıyor. Bu sefer kılık değiştiren ünlü oyuncuyu ilk başta tanımak neredeyse imkansızdı. Sonrasında ise komik anlar yaşanıyor. Bunu beklemeyen insanlar biraz soğuk davranıyor. Fakat gerçek ortaya çıkınca doğal olarak şaşırmadan edemiyorlar. Drake. Son dönemlerin en çok konuşulan ünlülerinden olan Drake de bir özel televizyon programı için kılık değiştirmeyi kabul etti. Onu sevenleri çok fazla ve adeta delice bağlıdırlar. Sahte bir makyaj ve sahte saçlar ile neredeyse yanılmayacak bir hale geldi. İşte makyaj bittikten sonra Drake kendiyle alakalı kötümser sorular sormak için spiker rolünü üstleniyor. Hiçbir şeyden haberi olmayan kurbanlar da masum bir şekilde sorulara cevap veriyor. En sonunda ise maskesini çıkarınca şakazedeler şaşkınlıklarını gizleyemedi. A suitcase. Oh my god. Johnny Depp. Eğer bir gün Disney parklarına giderseniz Karayip Korsanları'nın ünlü karakterli Kaptan Jack Sparrow'u görebilirsiniz. Fakat genellikle bu hep sahte oluyor. Ancak Johnny Depp bir keresinde bir şaka için Kaptan Jack olmayı kabul etti. O gün oradan geçenler çok şanslı olacak ki hem Johnny Depp'i hem de onun oynadığı efsane rol olan Kaptan Jack'i görmüş oldular. Onu görenler yaşadığı ilginç tepkiler orada bulunan kameralar tarafından kaydedildi. Peki siz olsaydınız ne yapardınız? John Cena. Dünyanın en popüler Amerikan güreşçisi olan John Cena, tüm dünyada sevilen bir güreşçi. Halen aktif olduğu programda yer almaya devam eden Cena, bu kez robot kılığında görüyoruz. Başka türlü o sokakta yürümesi imkansızdı. Bu robot mu yoksa Cena mı gibi sorular soruluyor. Robot diyenleri ufak bir sürpriz bekliyordu. Cena yüzünü gösterdiği anda büyük bir şok geçirdiler. Etrafta bulunan insanların merak edici gözleri ise yine büyük dikkat çekti. Oh my gosh! It's really John Cena. Miley Cyrus. Miley Cyrus, Jimmy Kimmel'ın programı için kılık değiştirerek kendisini Janet adlı Avustralyalı bir muhabir olarak tanıttı. İnsanlara kendisi ve pazar günü sunacağı MTV Vimes hakkında bazı sorular sordu. Bazıları iyi bir şey sorsalar da bazıları da eleştirilerini ihmal etmediler. Görevini yerine çok iyi getiren Cyrus yine hayranlarının kalbinde taht kurmayı başardı. Vice and also America that kind of follows that lead. Well, the whole fabric of America is falling apart. 2, 3, go! Oh, yeah. Ünlü şarkıcının New York'taki maceraları bununla sınırlı değil. Onu bir başka şakada bir sokak şarkıcısı olarak görüyoruz. Bu kez yanında ise Jimmy de var. Ünlüler sokak şarkıcısı olsaydı ne olacağı hep merak edilirdi. Sesleriyle kalabalığın dikkatini çeken ikili en sonunda ise gerçek yüzlerini gösterdiler. İşte o inanılmaz anlar kameralara da böyle yansımış oldu. Beyaz Şov. Türkiye'de buna benzer şakalar oldu. Beyaz Şov programı için düşünülen bu şakanın konukları Ahmet Kural ve Murat Cemcir'di. Eskişehir Balmum Müzesi'nde yapılan şaka herkes tarafından çok fazla sevildi. Herkes onları ilk önce Balmum'u sandı. Fakat gerçek olduğunu öğrendikleri zaman hem korktular hem de büyük bir sevinç yaşadılar. Hayır!